De tablet ve mobil uygulamalarla artırılmış gerçeklik üzerinden ders görmeye başladı. O yeni uygulamanın detaylarını Yasemin Küçükkaya konuyla birlikte aktaracak bize. Söz Yasemin'de. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde son derece önemli bir çalışma yürütülüyor. Dijital dönüşüm eğitimle buluşturuluyor. Bu anlamda artırılmış gerçeklik çalışmaları da hız kazandı. Teknoloji Akademisi Koordinatörlüğü bu işi üstlendi ve 3 öğretmen. Efendim, artırılmış gerçeklikle ilgili önemli bir çalışma yürütüyorsunuz. Neler yapılıyor? Bunlardan hemen söz edebilir miyim? İstanbul Öğretmen Akademileri bünyesinde öğretmenlerimizin kişisel ve mesleki gelişimini destekleyen, akademik kariyerlerini zenginleştiren 16 akademiden biri olan Teknoloji Akademisi, öğretmenlerimize onlarca başlık altında eğitimler vermektedir. Eğitim başlıklarından bir tanesi de artırılmış gerçeklik atölyemizdir. Atölye eğitimlerimize katılan öğretmenlerimizle MEBAR uygulamasını geliştirdik. Öğretmen ve öğrencilerimiz MEBAR uygulamasını ders kitaplarında, okul koridorlarında, sınıf panolarında ve daha birçok alanda eğitsel amaçla kullanabileceklerdir. En önemlisi, kendi ürettikleri içerikleri ücretsiz olarak uygulamaya ekleyip içerik ekosistemini beraberce zenginleştirebileceklerdir. Evet, şimdi bir örneklerine bakalım isterseniz. Tablet veya telefonlar aracılığıyla sanırım. Tabii biraz ki. Anlatabilir miyiz? Burada normalde 3 boyutlu olmayan, 2 boyutlu olan resimlerin üzerine tuttuğumuz zaman canlanmaktalar. İki örneğin boyutlu, bu bir fen bilgisi kitabı. Oradaki hücre konusu var. Evet. Şu anda da bir hücre şekli modeli. Siz bunu uygulamayla 3 boyutlu hale getirebiliyorsunuz. Cep telefonu veya tablet. 2 boyutlu olarak 2 santimetre karedeki resim yerine çocuklar 3 boyutlu olarak hücreyi inceleyebiliyor. Organellerine bakabiliyor. Ve detaylı bir şekilde öğrenme hızlı bir şekilde, kalıcı bir şekilde gerçekleşebiliyor. Çok sayıda içerik var sanırım, değil mi? Tabii, sadece fen bilgisi tabii, değil. 40-50 tane içerik var normalde. Ve 40-50 ile sınırlı değil. Öğretmenlerimizin de yüklemelerine açık olduğu için, ortak bir platform olacağı için sınırsız bir şekilde istedik bütün kitaplarda, panolarda, koridorlarda bu uygulamalar kullanılabilecek şekilde dizayn edildi uygulama. Evet, bütün bunlar sizin 3 öğretmenle birlikte, toplam 3 öğretmen, evet, toplam aslında üç öğretmen. Çalışmanız. Siz aslında ne öğretmenisiniz? Ben aslında Türkçe öğretmeniyim. Şimdi diğer bir uygulama daha var. Yerde bir uygulama şey. Uygulamanın ismi MEBAR. Evet, bu MEBAR uygulamamızın ana ismi. İçinde kitap modu, boyama modu, küpler modu, kimya, fen, tişört modu gibi 6 tane. Neler yapabiliyorlar? Güneş sistemindeki gezegenleri tek tek inceleyebiliyor, iç katman yapısına bakabiliyor ve güneş sistemindeki gezegenlerin özelliklerini isterlerse buradan okuyabiliyorlar. Bu uygulama ne zaman hizmete girecek? Ne zaman erişime açılacak? Tam olarak 1 Mart'tan itibaren tüm öğretmenlerimizin uygulamaya içerik yüklemeleriyle beraber bizim ürettiğimiz hazır içerikleri zaten kullanabilecekler. Ama 1 Mart'tan itibaren istedikleri içerikleri de yükleyerek kitaplarda, panolarda ve okul koridorlarında görebilecekler. Evet, başka bir uygulama var. Tişört giymiş öğrenci arkadaşlarımız sanırım. Evet. O tişörtlerde organları görüyoruz. Bu organlar da gene canlanabilecek galiba. Anlatır mısınız biraz, evet, bize? Burada öğrencilerimizin giydiği tişört vasıtasıyla sindirim sistemi, boşaltım sistemi, solunum sistemi gibi sistemleri tek tek inceleyebilmekte ve eğitimi içselleştirebilmektedirler. Yani kalbin yeri tam olarak nerede, arkadaşının giydiği tişört üzerinden inceleyebilmekte. Hem de kendileri bu uygulamalarla birazcık daha eğlenceli bir şekilde öğrenmektedirler. Çocukların bu tür uygulamalar hoşlarına gitmektedir. Evet. Bu sistem oldukça yararlı olacak. Özellikle kalıcı eğitim açısından, öğrenme açısından son derece önemli. Mart'a girecek. Artık öğrenciler de hem öğretmenler hem öğrenciler bu sisteme girerek kendi oluşturdukları içerikleri de yükleyebilecekler. Bunlar diğer ülkelerden alınırsa oldukça yüksek paralarda, ancak bu tamamen Türk öğretmenlerin yaptığı bir uygulama oldu ve ücretsiz bir şekilde de yararlanabilecekler.